Yahya Süleymanoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Geçmişin Aynası başlıyor. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Rabbimizin övgüyle ana babasına iyi davranırdı ve isyan eden bir zorba değildi diye tarif ettiğim güzel kul Yahya ve babası Zekeriya'ya selam olsun. Geçmişte ve bugün güç ve iktidar olmayı azgınlaşma vesilesi sayanlara inat, gücü ve iktidarı sadece kulluğa vesile yapanların hepsine selam olsun. Çağlara ve nesillere verdiği muhteşem tevhid mücadelesiyle örnek olan o kutlu elçiye selam olsun. Onun mücadelesine bütün varlıkları ile katılıp ona iman edip saadet asrının bir ütopya olmadığını gösteren arkadaşlarına da selam olsun. Tarihte ve bugün küfrün ve şirkin merkezinde olmayı kirlenme nedeni saymayan, temiz kalmayı zaman ve mekanla sınırlamayan tüm muvahhidlere selam olsun. Küfrü, zulmü, şirki, fıskı, günahı, fitneyi, cahiliyeyi sadece tarihin tozu raflarında aramayıp zamanın imtihanının farkında olanlara selam olsun. Ve şu anda bize evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında kulak veren tüm dost ve izleyicilerimize selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Geçen hafta bildiğiniz üzere kıymetli dostlarımız 1982 yılında yaşanan Hama katliamı ve Hama katliamının sonucunda Suriye'deki Müslümanlara yapılan işkencenin, baskının, şiddetin ve ardından da işte son 5 yıldır yaşanan Suriye'deki kıyımın, insan aziz olan insan canının yok edilmesinin nasıl gerçekleştiğine dair ipuçlarını irdelemeye çalışmıştık. Bugün dünyada terör olarak değerlendirilen birçok şeyin arkasında yatan şeyin batılıların tek taraflı bakış açısı ve algı yönetimlerinin bir eseri olduğunu, onlara göre terör olarak değerlendirilen şeylerin Müslümanlar için gerçekten kıyım, acı, işkence, tecavüz, gözyaşı, kan olduğunu ve Müslümanların can havliyle bir takım hareketlere girişmelerinin, kendi topraklarında kendi vatanlarını koruma amacıyla hareket etmelerini de bu insanlar terör olarak nitelendiriyorlardı ki bu gerçekten bugün bizim bulunduğumuz durumu ifade etmesi açısından önemli bir hakikati ortaya koyuyor. Güçlü olmadığımızda, kendimizi ifade edebilecek gücü bulamadığımızda, zayıf düşürüldüğümüzde, birbirimize girdiğimizde ruhumuzun, rüzgarımızın elimizden alındığını görüyoruz ve zulmedenler sırayla zulmetmeye devam ediyorlar. Zulmün biri bin para haline gelmiş. Sürekli bir şekilde zulüm bu coğrafyada bitmeden devam etmeye devam ediyor. Bunun da tabii ki mutlaka belli başlı nedenleri var ama en büyük neden başsız kalan, imamesi kopmuş bir İslam dünyasının bulunması olarak özetlenebilir. Osmanlı'nın her ne kadar eleştirileri saklı kalmak üzere, belli noktalardaki hataları bizde kalmak üzere, yeri geldiğinde söylemek üzere, İslami bir hassasiyetinin olması, İslam'ı kendine bir şiar edinmesi ve Müslümanların bir anlamda koruyucusu pozisyonuna bu pozisyonunda bulunması ve Osmanlı'nın üzerine çullanan bu batılı devletlerin, küffarın onu alt etmesi, yenmesi, ortadan kaldırması sonucunda Türkiye Cumhuriyeti ve buna benzer onlarca İslam Cumhuriyeti adı altında parçalanmış bir yapı bıraktıklarını biliyoruz. İşte bu yapılardan birisi de Suriye'ydi. Suriye'nin, Mısır'ın, İran'ın, Türkiye'nin ve içinde bulunan bütün İslam coğrafyasının içinde yaşadığı sıkıntıların tamamının arkasında yatan Müslümanların başsız kalması ve kafirlerin, küffarın onların kontrolünde hareket etmesi ve bu şekilde hareketler maalesef Müslümanları daha da işin içinden çıkılmaz hallere sürüklüyor ve kıyamete doğru yaklaştığımız şu dönemde
insanlar artık canlarını kurtarma çabasında olma noktasına gelmişler. Suriye'de, yarın Türkiye'de, Suudi Arabistan'da, Mısır'da, diğer İslam ülkelerinde de bunun gerçekleşeceğini varsaymak için çok fazla düşünmeye, analiz yapmaya da gerek yok diye düşünmek lazım. Tabii tıpkı Avrupa'daki insanların, Avrupa yöneticilerinin İslam dünyasını egemenlik altına alma çabaları sonucunda İslam dünyasındaki bu çabalara karşı duruş, harekete geçişin terör olarak algılanmasının bir algı operasyonu olduğunu hepimiz biliyoruz, ama ki biz bile bazen o kadar büyük bir algı operasyonu içinde bırakılıyoruz ki gerçeği ayırt edemez noktasında kalıyoruz ve vatanını koruyan insanları bu şekilde teröristler diye yaftalama noktasına gelebilmekteyiz. Tabii ki bugün bireysel ve örgütsel terörün tek sorumlusu başta Amerika olmak üzere diğer emperyalist ülkelerdir. Bu emperyalist ülkelerin işgalleri, tecavüzleri, katliamları olmasaydı bireysel ya da örgütsel terörün gündeme gelmesi de mümkün olmayacaktı. Çünkü El-Kaide, IŞİD ya da benzeri diğer örgütler durduk yere ortaya çıkmamıştır. Bu örgütlerin gerek sağ, gerek sol ve gerekse İslami örgütlerin oluşmasına ve gelişmesine, dünya çapındaki bu global örgütlerin bu şekilde emperyal ve onların bölgesel işbirlikçileri bu zemini hazırlamışlardır, rastgele oluşmamıştır. Yani işgaller, katliamlar ve daha da önemlisi insan onurunu çiğneyen, ayaklar altına alan Ebu Gureyb'ler, Guantanamo'lar, Amerika ve Siyonist İsrail işgal ve tecavüzleri olmasaydı IŞİD ve benzer örgütler taraftar bulur muydu? Elbette bulamazdı. Şöyle bir geçmişe bakalım. Eğer Diyarbakır cezaevi olmasaydı bugün PKK terörü diye bir terör olur muydu? Veya Mamak'taki o işkenceler yapılmasaydı buna benzer bir yapı ortaya çıkar mıydı? Aynı şeyleri dünya için de düşünebiliriz. Dünyada terör olarak değerlendirilen olayların arkasında yapılanların bazen bilinçli, kasıtlı, organize işler olduğunu ve bunların özellikle diğer batılı devletlerin istihbaratları tarafından yapıldığını artık anlamamız gerekiyor. Ama nedense herkes terör ortaya çıkaran nedenlere değil, sonuçlarına bakarak hüküm verebilmektedir. Dolayısıyla IŞİD'i ve benzeri örgütleri suçlamaktan, terör örgütü olarak değerlendirmekten başka bir şey yapmıyorlar. Bu ve benzeri örgütleri bu şekilde değerlendirme ne kadar doğru ve ne kadar İslami ve insanidir? Bunun üzerine de belki düşünmek gerekir. Asıl sorgulanması gereken de belki de olayın arka planını da, sosyolojik arka planını da biraz irdeleyerek tespit etmektir. Elbette bunları söylerken İslam'ın asla ve asla kabul etmeyeceği eylemleri, fiilleri savunuyor ya da kabul ediyor noktasında da olamayız. Çünkü Müslümanlar böyle şeyleri asla savunamazlar. Çünkü kitap bizi bağlamaktadır. İslam'ın onaylamadığı eylemler, ister IŞİD, ister El-Kaide, ister Hamas ya da bizim çok yakınımızda olduğunu düşündüğümüz ne kadar örgüt varsa yapsın, asla ve asla Müslüman'ın kabul edeceği davranışlar değildir. Dolayısıyla Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de ve diğer yerlerde yapılan ama İslam'ın onaylamadığı eylemleri asla ve asla Müslümanlar tasvip edemez. Biz de etmiyoruz. Hiçbir Müslüman da bunu tasvip etmemeli. Eğer bunu tasvip ediyorsa onun İslami algısında da sorun vardır. Ama IŞİD'den, El-Kaide'den önce bütün Orta Doğu'yu, Asya'yı, Afrika'yı kana bulayan Amerika'yı, Filistin'de insanlık suçu işleyen Siyonist İsrail'i, Çeçenistan'da soykırımı gerçekleştiren Rusya'yı, Çin'i, Fransa'yı, Almanya'yı ve bu coğrafyanın bu hale gelmesinin tek müsebbibi İngiltere'yi suçlamak, hatta belki bu suçlamak da yeterli kalmaz, karşı koymakla işe başlamak gerekiyor. Bunu yapmazsak bu söylediklerimizin bir anlamı kalmaz ki. Şimdi belki sorgulamak lazım. Kendi ülkesinden binlerce kilometre uzaklıktaki Afganistan'da, Irak'ta, Pakistan'da Amerika'nın ne işi var? Amerika işgali karşısında binlerce,
yüz binlerce insanı katledilen, tecavüze uğrayan, onurları ayaklar altında çiğnenen, namusları kirletilen Afganlılardan, Iraklılardan, direnişten ve karşı koymaktan başka ne beklenebilirdi? Biz Kurtuluş Savaşı'na Maraş'ta, Urfa'da, Antep'te Fransızlara karşı, İzmir'de Yunanlılara karşı niye savunma yaptık? Bunların yaptığı da bu değil mi? Neden onların yaptığıyla bizim yaptığımızın bu kadar net bir şekilde aynı olduğunu göremiyoruz? Özellikle şöyle bir baktığımızda bütün dünyada ve Filistin'de dahil olmak üzere İsrail ufacık bir şey olduğunda, iki tane askerinin başına bir şey geldiğinde bütün Filistin'i ortadan kaldıracak şekilde hareket ettiğini görerek buna ses çıkarmıyoruz. Ve dünya da ses çıkarmıyor. Çünkü güç onların elinde maalesef. Ve maalesef bu dünyada şu anda güçlü onlar olduğu için onların sözü geçiyor. Ve galipler, mağluplar tarafından taklit ediliyor maalesef. Amerikalıların ya da Siyonist İsrail'in vatandaşlarına sadece bir Ebu Ghraib ya da bir Guantanamo yaşatılsaydı acaba nasıl bir tavır alırlardı? Herhalde İslam dünyasına karşı nükleer bomba kullanarak 3. Dünya Savaşı'nı başlatmaktan başka bir şey yapmazlardı. Ama ölen ve öldürülenler Filistinliler, Iraklılar, Afganlılar, Somalililer, Orta Afrika'daki mazlum bırakılmış insanlar, Arakanlılar olunca ya ses yok veya Ruanda'daki binler, 1 milyon, 2 milyon insanın birkaç yıl içinde yok edilmesi gibi. O zaman bunlarda neden ses yok? Ya da çok göstermelik, cılız sesler çıkarılmakta. Çünkü bu emperyalist ve siyonist güçler tarafından bu topraklarda öldürülen, katledilen insanlar basit bir savaş zayiatı olarak değerlendirilmektedir. Ama bu topraklardaki insanlar kendilerini, kızlarını, eşlerini, kısacası katliamlara karşı, tecavüze karşı onur ve haysiyetlerini korumak için ayağa kalktıkları zaman ortalık yıkılıyor. Terörist, vahşi, gerici, mürteci gibi kendilerine uygulanan sıfatları bu insanlara yakıştırmaktan asla geri kalmıyorlar ve bu sıfatların üzerine yeni yeni sıfatlar katarak Müslümanları yaftalamaya devam ediyorlar. IŞİD'in ya da bir başka örgütün İslam'a uygun olmayan faaliyetlerini, insanlara takındıkları tavırları, masum insanlara dönük saldırılarını tasvip etmek bir Müslümanın haddi de olamaz, böyle bir hakkı da yoktur. Peki ya Amerika'nın Afganistan'da, Irak'ta katlettiği yüz binlerce henüz daha yeni doğmuş bebeklerin, genç kızların, yaşlıların, masum insanın katletmesinin adı nedir? IŞİD'i, El-Kaide ya da diğer direniş örgütlerini, Ahrar-ı Şam'ı, Livai Tevhid'i, Cephetün Nusra gibi terörist olarak suçlayanlar neden Amerika'nın, Siyonist İsrail'in, Rusya'nın, Çin'in, Fransa'nın, Orta Afrika'daki, Ruanda'daki, diğer coğrafyalardaki terörünü görmezden gelirler? Oysa IŞİD'in ve ismi sayılan ya da sayılmayan diğer direniş örgütlerinin yaptıklarıyla bunların yaptıkları arasında belki mukayese bile edilmez ama Amerika'nın ve emperyal güçlerin yaptıkları bu örgütlerin yaptıklarından kat ve kat fazladır. Kaldı ki haklarını, topraklarını, namuslarını, canlarını korumak için, nefsi müdafaa için işgal ve istilalara karşı çıkmak ne zamandan beri terör olarak değerlendirilmeye başladı? Tabii ki emperyal güçlerin hakim olduğu andan itibaren bu böyle olmaya başladı. Tabii ki bu gerçek anlamıyla, vicdanla, akılla, izanla kabul edilebilecek bir şey değildir. Ve bunu bu şekilde değerlendirmek lazımdır. Tabii hemen belli noktalarda, belli ülkelerde meydana gelen sıkıntılara baktığımızda hemen oradaki insanların hemen ayağa kalktıklarını, harekete geçtiklerini ve işte Fransa'da olan olayı hepimiz biliyoruz, program olarak da yaptık. Milyonlarca insanın, bütün devlet başkanlarının toplanarak Paris'te yürümeleri, terörü lanetleme adı altında Müslümanlara gözdağı vererek böyle hareket etmeleri belki onlar açısından, kendi açılarından bakıldığında makul olabilir ama onların bir kere yaşadıklarını Müslüman dünya
belki Osmanlı'nın yıkılışından beri her gün yaşıyor. Özellikle son 15-20 yıldan beri de sürekli yaşıyor. Her gün yüzlerce masum kadın, çoluk, çocuk ölüyor. Fotoğraflar yayınlanıyor. Parçalanmış cesetler, kafası kopmuş cesetler, kolları, elleri, ayakları kopmuş bebeler, kadınlar, yaşlılar, binlerce masum insanın enkaz altında kaldığını her gün görüyoruz ama vicdanlar maalesef hiç de doğru bir şekilde hareket etmiyor ve gerçeği bir anlamda algı operasyonları çerçevesinde bize gösterildiği şekilde gördüğümüz için bunu bu şekilde görebiliyoruz. Yani dışarıdaki dünyanın belli noktalarında yaşananları biraz da Müslümanca bir bakış açısıyla görmek gerekiyor ve her şeyin bir arka planı var. Görünen, görünmeyen belli arka planlar olduğunu biliyoruz biz bu dünyada yaşananların. Bunu biraz tespit etmemiz gerekiyor ve bunun farkına varmamız gerekiyor. Şöyle bir baktığımızda kendisine yapılan tecavüzlerden dolayı öldürülme isteğini mektubuyla bütün dünyaya haykıran Nur Bacı'nın feryadını duymalarını Batı'dan bekleyebilir miyiz? Hiç zannetmiyoruz. İki yüzlü gazeteciler, köşe yazarları, kameramanlar, sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri, politikacılar, devlet yöneticileri ne kadar körleşmiş bir vicdana sahiptirler ki Amerika'daki, İspanya'daki ve Londra'daki patlamaları görüyorlar ama Şam'daki, Irak'taki, Bağdat'taki, Hama'daki, Musul'daki katliamları göremiyorlar. Göremiyorlar değil, görmüyorlar. Tabii ki dünya bizim insanlarımızı işkenceden ve katliamdan geçirilmesine niçin seyirci kalıyor? Bize karşı işlenen suçları niçin kınamıyor? Acının size mahsus olduğunu, bizim acı çekmediğimizi mi sanıyorsunuz demek lazım bunlara. Siz bizim şehitlerimizden haberdar değilsiniz. Onların yasını tutmuyorsunuz, onlar için ağlamıyorsunuz ama biz yastayız ve ağlıyoruz. Ve bizim ölülerimizin atları bile yok. Onların da yüzleri vardı, belki hikayeleri vardı, hatıraları vardı. Bir zamanlar bizim aramızda gülüp oynuyorlardı, hayalleri vardı. Tıpkı batılı insanların hayallerinin olduğu gibi. Ellerini uzattıkları bir yarını var. Onların, peki bunların yarınları yok muydu? Bunu böyle düşünmek gerekiyor ama bunu biraz daha değerlendirmek, Müslümanların gerçeği kavraması için biraz daha aklı selimle hareket etmemiz gerekiyor ve olayın tek taraflı olmadığını bütün dünyaya haykırmamız gerekiyor. İnsanların birer ikişer sanki bir böcek gibi öldürüldüğü bir dünyada yaşıyoruz ve Irak'ta Amerika'nın öldürdüğü insan sayısı 1 milyon insanı geçti. Yüz binlerce sakat insan bıraktı Irak'ta, Amerika, bugün Suriye'de. Her gün onlarca insan, belki yüzlerce kimi gün ölüyor. Ama hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Hiç kimsenin buna ses çıkardığını göremiyoruz. Ve utanmadan, sıkılmadan ve televizyon ekranlarına çıkarak Birleşmiş Milletler'de kendilerini ifade etmeye çalışarak utanmadan Türkiye'ye de diyorlar ki Türkiye sınır kapılarını açsın. Kendileri 10 kişi, 20 kişi, 50 kişilik mülteci alacağını söylerken yaklaşık 3 milyona yakın insanın Türkiye'de olduğunu unutarak utanmadan bunu da söyleyebiliyorlar. Dünya öyle bir noktaya geldi ki Müslümanların dışındaki bütün insanlar demeyelim de batılı güçler olarak değerlendirirsek bütün batılı ülkeler Müslümanları bu cenderenin içinde tutmak istiyorlar ve bunun da sebepleri var. En büyük sebep de en güçlü karşı duruşu, en güçlü medeniyet algısını Müslümanların barındırmış olmasıdır ve kendi alternatiflerini, kendi zulüm, işkence ve acıyla yoğrulmuş kültürlerini bütün dünyaya empoze etme çalışmalarının alternatifinin, doğrusunun, bunların hiçbirinin olmadığı algının Müslümanlarda olduğunu biliyorlar. Çünkü Müslümanların tarihinde, evveliyatında bunların örnekleri var. Ve yüzyıllar boyu barış içinde yaşamış milyonlarca insanın
değişik dinlerden olmalarına rağmen yaşadıkları bir örnek var önümüzde. İslam'ın bütün kurumlarıyla uygulanmamasına rağmen insanlara sağladığı bu huzur ortamını bildikleri için bunun tekrar alternatif olarak öne çıkmasından korkuyorlar. Ve böyle bir korku onları Müslümanlar için bir an önce tedbir almaya itiyor ve bu tedbir almada acıyla, işkenceyle eşdeğer hale geliyor maalesef. Ve bugün artık Amerika ile Rusya'nın anlaştığını anlayabilmekteyiz biz ve bu anlaşmanın neticesinde de Müslümanlara her gün gözyaşı, kan, acı kalıyor ve biraz daha dünyadan bağımsız hareket etme ihtimali olan Türkiye'nin de başına gelenlerin hep bu algıdan olduğunu, dünyadan biraz farklı düşünebilmeksinden kaynaklandığını ve Türkiye'nin de bu anlamda sıkıştırılmaya çalışıldığını söylemek gerekiyor. Ne kadar gayri İslami olursa olsun şu anda Türkiye gerçekten de mazlum coğrafyalara el uzatma gayretinde ve dünya stratejisini de gözeterek bu hareketine devam ediyor. Evet kıymetli dostlar, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Geçmişin aynası kısa bir aradan sonra devam edecek. سلموا للخوف بعز الرعد بعز الرعد بعز الرعد لا تحزن معك الله يا أعظم شعب يا أعظم شعب لا لا تحزن بعون الله يهون الصعب جاي النهار بعد الليل وبعد
الحمر فداكي هون يا فلسطين كل العمر الطفل اللي عم يرضع خوف وتشريد وما بيخضع ولا الطفل اللي عم يرضع خوف وتشريد وما بيخضع حالف ليكبر ويتباع بنفس الدرب بنفس الدرب بنفس الدرب لا تحزن معك الله يا أعظم شعب لا تحزن بعون الله يهون الصعب لا تحزن معك الله يا أعظم شعب لا تحزن بعون الله يهون الصعب ما تبكي يا جنين على حال حق ترفع راسك في أبطال لا تبكي يا فلسطين على حال وارفع راسك في أبطال وخلي الجبن يشوف أبطالك ما سلموا للخوف بعز الرعب بعز الرعب Geçmişin aynası devam ediyor. Evet kıymetli dostlar, geçmişin aynası devam ediyor. Geçmişin aynasında bugün Suriye'de yaşananları ve Suriye'deki grupların genel yapısının ne olduğunu işleyeceğiz. İlk bölümde bir giriş yapmıştık. Geçen hafta Suriye'de yaşanan katliamlardan bahsetmiştik ve bu hafta da bugün gelinen noktada Suriye'de kim kimdir, kim ne yapar, nasıl bir mücadele içindedir ve bugünkü duruma gelinmesini sağlayan şey nedir? İnsanlar biraz bazen toplum içinde yaşarken şöyle ifadeleri duyuyoruz. Hepiniz duyuyorsunuz. İnsanların sanki Suriye'de yaşadıkları olayları kendileri yapmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. İnsanların, Suriyelilerin vatanlarından kaçarak ülkemize sığındıkları gibi çok garip bir algıyla maalesef karşı karşıya kalabiliyoruz bazen. Olayın büyüklüğünün nasıl büyük bir iş olduğunu ve dünya emperyalist ülkelerinin bunu sağlamak için Müslümanları tek başlarına bırakmak için yapılan bir plan program dahilinde yapıldığını insanımız maalesef hesaba katmıyor. Bu da insanımızın biraz analizden, dünya dengelerinden habersiz olmasını ve kendilerine dayatılan, kendilerine sunulan o bilgilerle hareket ettiğini ve tamamen arzu edilecek şekilde hareket ettiğini biz görüyoruz ki bu da insanımıza sunulan algı yönetiminin başarılı olduğunu gösteriyor. Peki Suriye'de bugün savaşan insan toplulukları kimlerdir? Dünyanın değişik bölgelerinden gelen, cihat etmeye gelen insanların varlıklarını da biliyoruz. Tıpkı bunları çok yoğun bir şekilde eleştiren ülkelerin şu eleştiriyi yaptıklarını hiç görmüyoruz. Dünyanın değişik bölgelerinden cihat için gelenlere yapılan hakaretleri, eleştirileri duyuyoruz ama Rusya'nın Suriye'de ne aradığını, İran'ın generalleriyle Hizbullah'ı destekleyerek ve binlerce askeriyle Suriye'de ne aradığını hiç kimse sormuyor. Öbürlerine terörist diyebiliyorlar ama İran'a, Rusya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya, PYD'nin saflarında savaşan batılı ülkelerin ajanlarına, subaylarına hiç kimse bir şey demiyor, terörist demiyor. Çünkü onlar kendi planlarını uygulamaktan başka bir şey düşünmüyorlar. Bu konuda Suriye direnişindeki muhalifler isimli yazısıyla Ali Kaçar'ın birkaç tane yazısından da yararlanarak sizinle olayı anlamaya çalışacağız inşallah. Tabii öncelikle 1900'lü 20'lerin başlarına kadar bugün Orta Doğu olarak bilinen topraklar demin de söylediğimiz gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarında yer almaktaydı. İttihat ve Terakki'nin iktidarı ele geçirmesiyle başlayan kargaşalar, ırkçı ve milliyetçi ayaklanmalar kısa sürede Osmanlı'nın sonunu getirmişti. Bu
Bu döneme kadar bir bütün olarak devam eden Orta Doğu, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla birlikte değişik isimler altında aynı dilden, aynı dinden onlarca devletçiğin kurdurulmasına sahne oldu. Ürdün, Irak, Siyonist, İsrail, Arabistan, Kuveyt, Suriye adıyla anılan bu bölgede diğer devletler dönemin emperyal devletlerinin böl, parçala, sömür projeleri doğrultusunda kurdurulmuşlardır. Suriye bu politikanın aynısını Afrika'da da uyguladılar. Güney Amerika'nın belli noktalarında da uyguladılar. Suriye 1921'lerde dönemin emperyalist ülkeleri Fransa'nın mandasından kurtulmuş ve geçmişi olmayan bir devlettir. Çünkü bu coğrafyada 20'lere kadar Suriye diye bir devlet yoktu. Suriye dönemin emperyal devletleri Orta Doğu'yu kendi aralarında paylaşmaları neticesinde ortaya çıkarılmış, sonradan ortaya çıkmış nevzuhur bir devletçiktir. Daha önceleri Suriye'nin de içinde bulunduğu bu bölge Bilad-ı Şam olarak bilinmekteydi. Bilad-ı Şam, şimdiki Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün ve bugünkü Siyonist İsrail'in üzerinde bulunduğu toprakları kapsamaktaydı. Bilad-ı Şam'ın bir parçasında kurulan bugünkü Suriye, önceleri Fransa yönetimince tayin edilen valiler 1946'dan itibaren de bunun çok menfaate uygun olmadığının görülmesi üzere işbirlikçi yöneticiler tarafından yönetilmeye başlanmıştı. Bu süreçte Suriye'de arka arkaya darbeler yapılmış, defalarca yönetim el değiştirmiş olsa da Fransa'nın menfaatlerinin devamında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Senaryonun hiç değişmeden onlarca İslam ülkesinde aynı şekilde işlediğine bakar mısınız kıymetli dostlar? Pakistan'dan Afganistan'a, İran'dan Türkiye'ye, Suriye'den Mısır'a, Ürdün'e, Suudi Arabistan'a tamamen hepsi Osmanlı bakiyesi üzerine kurulan ve aynı şekilde yönetilmesi sağlanan ve işbirlikçiler tarafından bugünlere kadar yönetilen, ara ara bu yönetimlerin aksi istikametinde çıkan yöneticiler olsa da genel itibariyle bu şekilde bir yönetim olduğunu hepimiz görüyoruz. Tabii ki bu durumda bir değişiklik ne zaman oldu? 8 Mart 63'te darbeyle ülke yönetimini ele geçiren iktidar Baas Partisi'ydi. Ve 70'te Salah Cedid'e karşı da Hafız Esad darbe yaptı bu sefer. Çünkü bu gelenekte böyle bir gelenek olduğu için sırayla bunu yapabiliyorlardı. Bu şekilde yaptı. Ardından Esad ailesi ülkeyi tek yumrukla bugünlere kadar getirdi. 17 Aralık 2000'de Tunus'ta başlayan halk ayaklanması bütün Orta Doğu ülkelerini etkilemiş. Bu ülkelerin kimilerinde Tunus, Mısır, Libya gibi ülkelerde diktatörler devrilmişti. Kimilerinde ise Yemen, Fas, Cezayir gibi ayaklanmalar geçici de olsa bastırılmış ve engellenmişti. Suriye'de ise 15 Mart 2011'de başlayan ayaklanma halen devam etmekte. Küresel bütün emperyalist güçlerin dengelerinin test edildiği, savaş araç gereçlerinin Müslüman halkın üzerinde uygulandığı bir tatbikat sahası haline getirilmiştir. 15 Mart 2011'den bu tarafa Suriye'de. Suriye diktatörü Nusayri Beşar Esad diğer ülkelerde ayaklanmalar olunca Suriye'de de benzer ayaklanmaların olmayacağını, çünkü kendilerinin İsrail ve Amerika ile ilişkilerinin olmadığını, direniş örgütlerini de desteklediklerini söyleyerek bu durumdan kurtulacağını düşünmüştü. Ancak bu sözün üzerinde fazla zaman geçmeden ayaklanmalar başlamış. Her ayaklanma ise Beşar'ın kardeşi Mahir Esad tarafından çok kanlı bir biçimde bastırılmaya çalışılmış ve bastırılmıştı. Tabii ayaklanan halk başlangıçta basit bir takım reformların gerçekleştirilmesini talep ederken, katliamların artması üzerine rejimin değişmesi ve Beşar'ın gitmesini talep etmeye başladılar. Çünkü halkın en masum ve en makul talepleri bile kanla bastırılmaya başlamıştı. Bu nedenle halk bu katliamların her gün ve özellikle de cuma günleri, cuma namazından sonra kitlesel eylemlerle karşılık vermeye başlamıştır. Bu uzun süre eylemler silaha başvurulmadan uzun süre devam etti. Bir taraftan içerideki ve dışarıdaki rejim muhalifleri çeşitli toplantılarla organize olmaya başladılar. 15 Eylül 2011'de Suriye Ulusal Konseyi'nin kurulduğu ve bütün muhaliflerin Suriye Ulusal Konseyi çatısı altında toplandığı ilan edildi.
uzun bir süre faaliyetlerini bu şekilde devam ettiren Suriye Ulusal Konseyi bütün muhalifleri kendi çatısı altında bir araya getiremediği düşüncesiyle yeni bir oluşumun gerçekleşmesini gündeme getirdi. Bu oluşumu ısrarla isteyen Amerika ve Batı devletleri olmuştur. Çünkü Suriye Ulusal Konseyi istedikleri şekilde laik ve Batı yanlısı değildi. Bu nedenle yapılan baskılar neticesinde 11 Kasım 2012 tarihinde Suriye Devrimci Muhalif Güçleri koalisyonunu kurdular. Bu örgütün başına da Emevi Camii eski imamı ve rejim muhalifi Ahmet Muaz El Hatip'i getirmişlerdir. Tabi Ahmet Muaz El Hatip Beşşar Esad'a karşı gerçekleştirdiği eylemlerden ve yaptığı konuşmalardan dolayı birkaç kez tutuklanmış, bırakıldıktan sonra ülkeyi terk ederek Esad'a karşı eylemlerine yerleştiği Mısır'dan devam etmiştir. Yeni kurulan bu güç kısa süre içerisinde birçok ülke ve kuruluş tarafından Suriye halkının temsilcisi olarak tanınmış ve kabul edilmişti. Tabi El Hatib'in başkanlığı da çok uzun sürmemiş. Dış güçlerin muhaliflere ve silahlı gruplara yardım için şart koştu ve olayların kendi çıkarları için kullanmaya çalıştıkları iddiasıyla Mart 2013 tarihinde istifa etmişti. Aslında kurulmak istenen kendi menfaatlerinin gerçekleştiği bir Suriye olduğu için herkes oradaki muhalefeti kendi güdümünde kontrol etme çabasına girdiği için bugünkü uzun süreçli savaşın ve katliamın sürme nedenleri de bunlardı aslında. Tabii Özgür Suriye Ordusu ise sivil halkı öldürmek için verilen emri yerine getirmeyen ve bundan dolayı öldürülme endişesiyle Türkiye'ye sığınan Suriye ordusuna mensup askerler tarafından kurulmuştur. Çünkü Baas rejiminin halka silah sıkma emrine uymayan askerler yakalanınca sorgusuz sualsiz hemen infaz edilmekteydi. Yakalanmayanlar ise Suriye'yi terk etmek zorundaydılar. Suriye ordusunu bu şekilde terk eden askerler arasında çeşitli rütbelerde subaylar da bulunmaktaydı. Bu subayların arasında bulunan Albay Riyad el-Esad Türkiye'ye sığınan askerleri 29 Temmuz 2011'de bir araya getirdi ve Özgür Suriye Ordusu'nu kurmuştur. Böylece Suriye dışında ilk defa Esad'a karşı silahlı mücadele verecek, sivillere göre daha güçlü, daha tecrübeli, daha organizeli, küçük de olsa bir milis güç oluşturulmuştur. İşte Türkiye'yi savaşı tetikliyor diye suçladıkları gelişmenin arkasında da bu olay yatmaktadır. Bunların Özgür Suriye Ordusu'nun Türkiye'de bu işi kotarmaya çalışmaları. Tabi Albay Riyad el-Esad ise Suriye Ulusal Konseyi'ne bağlı olan Özgür Suriye Ordusu'nun başkomutanı ve kurucusu ve bütün askeri hareketlerin koordinatörü olmuştur. Başkomutan yardımcısı Albay Malik Kürdi, kurmay başkanı olarak da Albay Ahmet Hicazi getirilmiştir ve bu Özgür Suriye Ordusu'na Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya ve Türkiye lojistik, silah ve istihbarat yardımı yapmıştır. Özgür Suriye Ordusu'nun içinde silahlı gruplar 2012'de Antalya'da yeni bir çatı oluşturmak amacıyla toplanmış. 3 gün süren bu toplantında Türkiye, Amerika, Katar, Fransa'nın da olduğu 12 ülkenin temsilcileri hazır bulunmuş. Konseyin başına ise Genelkurmay Başkanı sıfatıyla Suriye Harp Okulu'nun eski öğretim üyesi General Salim İdris seçilmiştir. Böylece aslında yapılan şey Suriye'deki Esad'a karşı harekete geçen muhalifleri Batı'nın emperyalist ülkelerinin kontrolü altına alma çabasından başka bir şey değildi. Ama onlar bunu gerçekleştireceklerini, kolay bir şekilde sağlayacaklarını zannediyorlardı ama durum işte onların dediği gibi de olmadı. Tabii diğer bir grup Suriye'de ise Kürtler. Suriye'de yaklaşık 2 milyon civarında, 1,5-2 milyon arası Kürt nüfus yaşamakta. Bu nüfusun 300 bin kadarını geçen hafta da söylediğimiz gibi kıymetli dostlar vatandaşlık hakkı, evlenme, iş kurma, memur olma, askere gitme, çocuklarını okula gönderme, yurt dışına çıkma hakları bile bulunmamaktadır. Ne Esad rejimi şimdiye kadar ne de Türkiye'de Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia eden PKK hiçbir zaman bu Kürtlerin hakkını bırakın savunmayı gündem dahi yapmamıştır. Uluslararası veya yerel bazda hiçbir şekilde bu Kürtlerle ilgili bir açıklama bile yapmamıştır. Bütün baskılara rağmen Suriye'de yaşayan Kürtler 57 yıllarından beri faaliyetlerini
gizli devam ettirmişlerdir. Genellikle Barzani ailesinin etkisinde olan bu Kürtler Kuzey Irak'taki partilerin benzerini Suriye'de de kurmuşlar. Ancak faaliyetlerine izin verilmemiş. Uzun yıllardan sonra baskılara rağmen kurulan 16-17 parti ise bugün üçe bölünmüş bir halde faaliyetini sürdürüyor. Michel Temo'nun başında bulunduğu Şepal Gelecek Partisi Suriye Ulusal Konseyi içinde Esad rejimine karşı silahlı mücadele vermekte. Esad rejimiyle birlikte hareket eden hatta onun emrinde olan PYD Kürtleri Esad rejimine karşı silahlı mücadeleden vazgeçirmek için çeşitli ölümlü saldırılarda da bulunmuştur. Kendi halkına karşı, kendi halkından partilere karşı. Nitekim Michel Temo'ya dönük gerçekleştirilen suikast neticesinde Michel Temo öldürülmüştür. PYD bu kadarla da kalmamış. Eylem yapanlardan kimilerini tutuklamış, kimilerini dağa kaldırmıştır. Ayrıca Bedro aşiretinin lideri Abdullah Bedro'yu silahlı suikaste uğratmıştır. Ve bu suikast sonucunda 3 oğluyla beraber öldürülmüştür. Kendisi yaralı olarak kurtulsa da 3 oğlu öldürülmüş. Uzun tedavi sonucu Abdullah Bedro iyileştikten sonra PYD'nin Kürt bölgelerine hakim olmasından sonra kendilerine hayat hakkı tanımayacaklarını, Baas rejiminden daha da baskıcı olacaklarını söylemişlerdir. Tabi PYD 2003'te PKK'lılar tarafından kurulmuş ve PKK'nın uzantısı olarak faaliyet gösteriyor. PYD içinde bulunduğu Ulusal Koordinasyon Kurulu önceleri 3 tane ayrı partiden oluşmaktaydı. Bunlar Ocak 2012 ayında Kürt Ulusal Konseyi'nin aldığı karara uyarak bu Ulusal Kürt Konseyi'nden, kurulundan çekilme kararı almışlar ve sadece bu konseyde PYD kalmıştır. Tabi Suriye Kürtlerinin çoğunluğunu oluşturan partiler ne PYD tarafından ne de Ulusal Koordinasyon Kurulu içerisinde ne de Ulusal Konsey içinde yer almışlardır. Bu partiler Barzani'nin de katkılarıyla kendi aralarında örgüt etmeye çalışmışlar. Bunların içinde de en etkili kurup Mesut Barzani tarafından Suriye Kürt Demokratik Partisi olmuştur. Ve bugün bildiğimiz anlamda Kürt gruplarından tek çatı altına toplama çalışmalarını yapmış olmasına rağmen 15 parti Esad'a karşı gösteri ve eylem yapmakta. Ancak silahlı mücadele yer almamışlardır. PYD ise Esad'la birlikte hareket etmiş. Hatta Esad'a karşı eylem yapan ya da silahlı mücadelede bulunan bazı Kürt liderlerine karşı suikastlar düzenlemiş. Eylemleri provok ederek engellemeye çalışmış. PYD son olarak Kuzey Suriye'de Esad'a karşı savaşan muhaliflerin elinde olan bazı kentlere saldırarak büyük kentlerde sıkışan Esad'ın nefes almasını sağlamıştır. Çünkü muhalifler silahlı güçlerini ağırlıklı olarak Şam, Halep gibi büyük şehirlere kaydırdıkları için Kuzey Suriye'de çok az güç bulundurmakta idi. Bunu fırsat bilen PYD Türkiye'den, İran'dan, Kuzey Irak'tan gelen PKK'lıların da yardımıyla saldırıya geçmiştir. PYD'nin bu hareketiyle sadece Esad'a karşı savaşan muhalif güçler değil, aynı zamanda Kuzey Suriye'deki Kürtlere de ihanet etmiştir. Tabii Kürtlerin bu duruma gelmesinin arkasında PYD'nin aşama aşama kendi ideolojisini sosyalist bir ideolojiye sahip olan PYD bugün Türkiye'deki PKK halklar kesinlikle onların düşüncesine olmamasına rağmen çok güzel bir algı yönetimi oluşturarak basın yayın batılı ülkelerin de desteğini arkalarına alarak büyük Kürt halk yığınlarını belli olaylarda kendilerine kanalize etmeyi bilmişler. Burada tabii ki Türkiye gibi bazı stratejik hataların yapıldığını da söylemekte fayda var. Kobani olayları esnasında bu olayları çok iyi kullanan PYD ve PKK bütün Kürt milletini kendi arkasında toplamış ve sosyalist, Allahsız, kitapsız, İslam'dan uzak bir anlayışa sahip olmalarına rağmen halkı kendilerinin etrafında toplamayı başarmışlardır. Ki son ana kadar da bu başarıyı devam ettirmiş olmalarına rağmen seçimden sonra ise biraz bu durumdan halkın tepkisini almaya başlamış. Özellikle hendek siyaseti doğrultusundaki faaliyetlerden dolayı halkın PKK ve HDP'ye karşı tavrı daha da biraz daha çekinceli hale almıştır. İşte burada aslında hakkı hakikati ortaya koyamayan bir
algının, anlayışın olmaması doğrultusunda insanların kendilerini güvende hissedecekleri insanın yanında yer alma ihtiyacı hissetmeleri gerçeğiyle karşı karşıyayız ki bu da fıtri bir duygudur. İnsanlar kendilerini, çoluklarını, çocuklarını, ailelerini, evlerini, barklarını güvende hissetmek istemektedirler. Bunu sağlayabileceğini düşündükleri kimse onun yanında yer alma ihtiyacı hissediyorlar. Bugün IŞİD'in Suriye'de, Irak'ta Sünni halk tarafından benimsenmesinin arkasında yatan en büyük neden de budur. Sosyolojiyi bildiğimizde meseleyi kavramış oluruz. Sünni halkın kendini korumak, kendi varlığını sürdürmek, batılı güçlere karşı en etkin mücadeleyi yapma arzusunda olduğundan dolayı bunu sağlayacak en yakın kişiyi IŞİD olarak gördüğü için onun etrafında öbeklenmiştir. Tıpkı PKK'nın, PYD'nin etrafında öbeklendiği gibi. Evet kıymetli dostlar, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Geçmişin aynası kısa bir aradan sonra devam edecek. İslamiye, İslamiye, thawretna İslamiye, gasbın annak Obama, rah terja İslamiye. İslamiye, İslamiye, thawretna İslamiye, gasbın annak Obama, rah terja İslamiye. وينكم يا أنصار الله تشوفوا هالشوفة ثورتنا ثورة إسلام بدنا خلافة وينكم يا أنصار الله تشوفوا هالشوفة ثورتنا ثورة إسلام بدنا خلافة لا تخافي يا أمتنا بالله لا تخافي الله معنا يا رجال في هالقضية إسلامية إسلامية ثورتنا إسلامية غصبن عنك أوباما رح ترجع إسلامية 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 ثورتنا إسلامية غصبن عنك أوباما رح ترجع إسلامية لا تحاول يا أوباما تسرق ثورتنا نحن الدين بيجمعنا يوحد قوتنا لا تحاول يا أوباما تسرق ثورتنا نحن الدين بيجمعنا يوحد قوتنا رح يرجع هالخليفة يحمي أمتنا يرعى شأن أمتنا بأرقى كيفية إسلامية إسلامية ثورتنا إسلامية غصبن عنك أوباما رح ترجع إسلامية 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 ثورتنا إسلامية غصبن عنك أوباما رح ترجع إسلامية ويلا هبوا يا أنصار ما بدها تفصيل أمتنا عم تنباد ما بدها تأخير ويلا هبوا يا أنصار ما بدها تفصيل أمتنا عم تنباد ما بدها تأخير بحبل الله اعتصموا العلي القدير كلنا عرش الطغيان والعلمانية إسلامية إسلامية ثورتنا إسلامية غصبن عنك أوباما رح ترجع إسلامية 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 ثورتنا إسلامية غصبن عنك أوباما رح ترجع إسلامية وما بدنا طحين ولا كاس ولا جرة غاز بدنا نرضي مولانا ما بدنا ألغاز ما بدنا طحين ولا كاس ولا جرة غاز بدنا نرضي مولانا ما بدنا ألغاز عشان الخلاف نموت وفي الآخر المفاز قضيتنا في هالدنيا صارت مصيرية إسلامية إسلامية ثورتنا إسلامية غصبن عنك أوباما رح ترجع إسلامية 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 ثورتنا إسلامية غصبن عنك أوباما رح ترجع إسلامية ونحنا خير أمة أفرجت للناس رح نحمل هالرسالة على هالأساس نحنا خير أمة أخرجت للناس رح نحمل هالرسالة على هالأساس رسالة
رسالتنا في هالدنيا أغلى من الألماس ترضى الله خالقنا رب الباري إسلامية دورتنا إسلامية مصر عنك أوباما رح ترجع إسلامية 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 دورتنا إسلامية مصر عنك أوباما رح ترجع إسلامية ويلا هبوا يا أنصار هبوا كالإعصار نجوا أمة محمد من حكم الضرار ويلا هبوا يا أنصار هبوا كالإعصار نجوا أمة محمد من حكم الضرار نسألكم بالله المنتقم الجبار كونوا جندا للإسلام على الإمبريالية إسلامية إسلامية دورتنا إسلامية مصر عنك أوباما رح ترجع إسلامية 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 دورتنا إسلامية مصر عنك أوباما رح ترجع إسلامية Geçmişin aynası devam ediyor. Evet kıymetli dostlar, geçmişin aynası devam ediyor. PYD'nin bu şekilde hareketinden sonra Suriye'de diğer bir güç ise muhaliflerin ayrışması ve Özgür Suriye Ordusu. Tabi Suriye'de Esad'a karşı verilen mücadelenin uzaması ister istemez muhalifler arasında bazı tartışmalara neden oluyor. Zaman zaman çatışmalara varan bu tartışmalar beraberinde bir takım ayrılıklar da getirmiş. Muhalifler silahlı mücadelenin başladığı ilk günlerden itibaren Özgür Suriye Ordusu'nu kuranlardan farklı düşüncelere sahip olsalar da Esad'ı devirmek için ÖSO ile işbirliği halinde mücadeleyi sürdürmüşlerdir. Ancak içerideki ve dışarıdaki kimi muhaliflerin batılı değerlere sarılmaları, gelecekteki Suriye yönetiminin laik ve demokratik olacağı türünden açıklamaları var olan düşünce farklılığını daha da belirgin hale getirmiş ve ayrışmalar başlamıştır. Batılı emperyal işgalci devletler ve bölgedeki işbirlikçi yönetimler muhaliflere verilen hiçbir sözü yerine getirmemiş. Daha da kötüsü Esad diktatörlüğüne zaman kazandırmaya yönelik tavırları bu ayrışmayı daha da hızlandırmıştır. Bu nedenlerden dolayı bir kısım muhalif ÖSO'dan ayrılmış ve asıl hedeflerinin Suriye İslam Devleti'nin kurulması olduğunu açıkça belirtmişlerdir. Bu amaçla çeşitli İslami gruplar tarafından 2012'nin ikinci yarısından itibaren önce Suriye İslam Cephesi, sonra da Suriye Kurtuluş Cephesi kurulmuştur. En son olarak da Suriye'deki 11 muhalif İslami grup ortak bir açıklama yapmışlardır ki bu açıklamada Suriye'de mücadele eden bütün muhalif gruplara şeriat çatısı altında birleşme çağrısı yapılmış ve ayrıca Suriye Ulusal Koalisyonu ve geçici hükümeti tanımadıkları laiklik ve demokratik yönetimi reddettikleri belirtilmiştir. Açıklamaya yapan gruplar arasında Ulusal Koalisyon'a destek vermesiyle bilinen ılımlı Livayet Tevhid, Livayel İslam, Şükür Eşşam gibi grupların yanı sıra Ahrar-ı Şam ve En-Nusra hareketi de bulunmaktadır. Suriye'de ölümüne mücadele eden İslami grupların olağanüstü azimlerine ve çabalarına rağmen insanlar katledilmekte, siviller açlıktan ölmekte ve emperyal küfür güçlerinin ve bölgedeki kimi hain yönetimlerinin aleni ya da zımni destekleriyle Esad diktatörlüğü devam etmektedir. Suriye'nin Müslüman halkı sadece Esad diktatörlüğüne karşı mücadele etmiyor. Aynı zamanda Siyonist ve emperyal batılı doğulu güçlerle Esad'a bütün güçleriyle yardım eden İran ve Hizbullah'a karşı da destansı bir mücadele vermekteler aslında. Yaklaşık 5 yıldır bu mücadele bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen devam etmektedir. Suriye mücadelesindeki zorluklara ve imkansızlıklara bir de kış şartları ilave olunduğunda içinden çıkılmaz dertler, sıkıntılar çekilmektedir. Tabii bizlerin burada rahatça sıcak evlerimizde, sıcak yorganımız içinde rahat rahat durmamız, onların halini hiç hesaba katmamamız bizi biraz düşündürmeli. Müslüman olarak
İnnemel müminune ihvetun ayetine muhatap insanlar olarak, bu gerçekten haberdar olan insanlar olarak bu durumu sineye çekmemiz mümkün olmamalı. Tıpkı Peygamber Efendimizin zamanında çekilen Şibi Ebi Talip muhasarası esnasında Müslümanların açlık çektiği gibi, bugün Suriye'de, Madaya'da, başka kentlerde, Şam'ın belli mahallelerinde açlık çeken, soğuk şartlarda soğukla mücadele eden insanlar ve Müslümanlar bulunmakta. Allah Rabbimiz ne diyor? İn tensurullaha yensurkum ve yusebbit akdamekum. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Eğer ayaklarınızı sabit kılar. Biz bugün bunu yapamıyorsak, oradaki kardeşlerimize, Müslümanlara ve bunların bizden 70-80 yıl önce bize bağlı insanlar olduğunu bilmemize rağmen, bugün Suriye'den gelen muhacirlerle ilgilenen insanların hemen bileceği gibi, özellikle Türkmenlerden bizden hiçbir farklılıkları olmadığını görmekteyiz. Konuşmaları, davranışları, giyimleri, kuşamları da dahil olmak üzere bütün örf, adet, gelenekleri bile neredeyse bizimle motomot aynı bu insanları bugün maalesef dışlamış, bir pozisyonda kendi kaderleriyle baş başa bırakmış haldeyiz. Halbuki Çanakkale'ye gittiğimizde, Çanakkale'de ölen insanların mezarlarına, o şehit olanların mezarlarındaki mezar taşlarına baktığımızda, Şamlı, Halepli, Musullu, Kerküklü binlerce insanın olduğunu görüyoruz. Ve bu insanlardan, Türkiye'deki illerden daha fazla Şamlı insanın, Beyrutlu insanın olduğunu görüyoruz ki bugün de bizim onlara karşı sorumluluklarımız var ve onları kaderleriyle baş başa bırakmama sorumluluğumuz var ve bir şekilde onları bu duruma getirenlerle bütün şekillerde mücadele etme sorumluluğumuz var. Onlara bu eziyeti, acıyı, işkenceyi yaşatanlara maddi destekte bulunduğumuzun farkına varmadan kapitalist dünyanın gerekleriyle hareket ettiğimizi de hesaba kattığımızda, işte akşam çayın, akşam oturduğumuzda Coca-Cola ile bir zincir, global bir zincirin yemekhanesinde, yemek restoranında yemek yediğimizi hesaba kattığımızda, onlara ciddi anlamda destek verdiğimizi söyleyebilmekteyiz. Tabii Suriye'de bir de IŞİD gerçeği var ki, tabii IŞİD'i anlamak için bu örgütün temelinin nasıl olduğuna bakmak lazım. Aslında Amerikan öncülüğünde oluşturulan işgalci uluslararası güvenlik ve destek gücü ISAF'ın Afganistan'da yaptığı yıllara kadar gitmek gerekiyor. Bugün IŞİD varsa Guantanamo'nun bir sonucudur, Ebu Ghraib'in bir sonucudur. Bunu atlamamız mümkün değildir. Bunu bilmemiz, anlamamız, kavramamız gerekiyor. Tıpkı işte Diyarbakır Mamak cezaevlerinin PKK'nın gelişmesini sağlayan yapılar olduğunu bildiğimiz gibi, bunları da bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Tabii ki bugün 24 Aralık 79'da Sovyetler Afganistan'ı işgal ettiğinde, 2001'de Amerika'nın işgal ettiğinde, dünyanın birçok ülkesinde bu işgallere karşı mücadele etmek için gençlerin akın akın gittiği bir coğrafya olmuştu Afganistan. Bugün dünyanın dört bir yanına dağılmış, otoriter ve diktatöryal rejimlerin destekçisi, emperyal işgalci güçlere karşı ölümüne mücadele eden gençler, ya Afganistan'daki cihat ortamında yetişmişler ya da bu ortamda yetişenler tarafından yetiştirilmişler ve bugün o coğrafyalarda, dün Çeçenistan'da, Bosna'da, bugün Suriye'de mücadele eden insanlar haline gelmişlerdir. Tabii ki net bugün hemen herkes tarafından eleştirilen, bizim de ciddi anlamda Amerikan ve Batılı emperyal güçlerin kontrolde olduğunu söyleyebildiğimiz IŞİD, Amerika'dan, İngiltere'den, Siyonist İsrail'den, Fransa'dan, Rusya'dan, kısaca bütün emperyal güçlerden daha kötü de değil. Bu hakkı da teslim etmek zorundayız. Daha cani de değil. Bunu da söylemek zorundayız. Sadece Ebu Ghraib'de, Guantanamo'da, Şibirgan'da, Cenin'de, Gazze'de, Orta Afrika'da ve daha sayılamayacak kadar çok yerde işlenen zulümler,
diri diri yakılan insanlar, tecavüze uğrayan kadınlar, bombalanan hastaneler, ambulanslar, köyler, kentler değil, IŞİD'i terör örgütü olarak itham etmek, bütün örgütlerin işledikleri bütün suçları toplasak bu batılıların yaptıkları cinayetlerin onda biri kadar bile etmez. Bu hakikati tespit etmemiz lazım. Güç onların elinde, iktidar onlara ait diye onların yaptıkları mazur, onun karşısında duranların ki suç haline geliyorsa böyle bir algı yanlış bir algıdır. Ama şunu da söylemek lazım. Müslüman, hani Ali İzzet Begoviç için söylediği gibi, biz onlar gibi yapamayız, kitaba uyacağız diyor ya. Müslüman kitaba uymalıydı. Onlara karşı verilen tepki ayarı masumlara değmemeliydi. İşte bu değdiği anda da Müslüman hemen harekete geçmeli. Tabii emperyal işgalci güçler bu insanlık dışı katliamları petrol için, doğalgaz için yaparken, El-Kaide ve benzer örgütler ise kendilerini, topraklarının namuslarını savunmak için direniyorlardı. Bu bile hangi tarafın insani, hangi tarafın ise zalim ve eli kanlı katil olduğunu göstermeye yetmeli. İşte bugün insafsızca eleştirilen bu örgütler, emperyal ülkeler tarafından oluşturulan böylesine gayri insani bir ortamın ortaya çıkardığı, beslediği ve geliştirdiği yapılardır. Bunları söylerken bu direniş örgütlerinin yaptığı ama İslam'ın asla tasvip etmediği saldırıları kabul ettik anlamına gelmemeli. Müslüman adaletle şahitler olan insan topluluğudur. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde, Kitab-ı Kerim'inde bize bunu açıklıkla söylüyor. Herhangi bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletsizliğe sevk etmesin diyor. O halde bunu belirtmek başka bir şey. Onların yanlışlarını söylemek başka bir şey. Onların Amerika'dan daha az masum olduklarını, daha az suçlu olduklarını söylemek farklı bir şey. Özellikle pazar yerlerini ve sivillerin açıkça bulunduğu yerleri bombalamalar, camilere, türbelere yapılan saldırılar, kafa kesmeler, sadece Şii olmayanları dolayısıyla insanları öldürmeler gibi olayları kabul etmek, benimsemek Müslümanın yapacağı davranış şekli olamaz, değildir de zaten. Hakkı teslim etmemiz gerekmektedir. Eğer yanlışa karşı dur deme durumunda olmazsak belli bir zaman sonra bu yanlışların içselleştirildiğini görürüz ve bu yanlışlar artık yol olur. Tıpkı Halid bin Velid'in, Peygamber Efendimiz'in bütün uyarılarına rağmen bir savaş meydanında kelime-i şehadet getiren birisini öldürdüğü ve Peygamberimizin bunu duyduğu andaki tepkisi gibi, ne demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım ben Halid'in yaptığından beriyim. Allah'ım ben Halid'in yaptığından beriyim. Allah'ım ben Halid'in yaptığından beriyim diye defalarca Rabbine yakarmıştı, istiğfar etmişti. İşte Müslümanlardan birinin yaptığı, Müslüman görünen insanlardan birinin yaptığını da bu şekilde ayırmalı, yanlışlığı, kötülüğü, zulmü hiçbir şekilde onaylamamalı. Bu ayrı bir şey. Afganistan'ın veya Irak'ın, Suriye'nin belli bölgelerinde işgalci güçlerin yapmış oldukları zulümlere karşı direniş hareketi yapanları hemen yaftalamak ayrı bir şey. Bugün neden savaş sadece İslam dünyasında sürüyor? Madem Amerika savaş yapıyor, o zaman Amerika coğrafyasında yapılsın. İşte Fransa bugün uçaklarını kaldırıp belli yerleri bombalıyor Suriye'de. Fransa'da yapılsın bu bombalamalar. Bakalım o zaman masumluk, masum insanların, sivil insanların kaybı engellenebilecek mi? Sen İslam dünyasında işte bugün Rusya'nın yaptığı, her gün yüze yakın insanı, sivil, çoluk, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, sakat demeden her gün yüzlercesini öldüreceksin. Sonra sana birisi saldırdığında senin ülkenin bir yerinde bir lokantayı, bir dergiyi saldırıp basıp 10 tane 20 tane insanı öldürdüğünde diyeceksin ki bunlar terörist, bunlar mahvettiler bizi. Peki onların çoluğu çocuğu çoluk çocuk değil miydi?
Peki onların vatanı vatan değil miydi? Peki onların yaşama hakları yok muydu? İşte bunları Müslüman güzel bir şekilde değerlendirmeli ve bu şekilde olaya yön vermeli. Bunu yapmadığı müddetçe Müslüman gerçeği tam anlamıyla ifade etme pozisyonunda olmayan insan noktasına gelmektedir. Tabii ki bugün Orta Doğu'da meydana gelen intifada rüzgarının Suriye'de de etkisini göstermesi üzerine Amerika önce diktatörlük rejimine karşı halkın iradesinden yana gözükür gibi yapmış ama kısa bir süre içinde Beşar rejiminin tek alternatifinin İslami kadrolu olduğunu netleşmesiyle birlikte tutumunu hemen değiştirmiştir. Tüm çabalarına rağmen sahada etkili olacak batıcı çizgide bir güç bulamayan Amerika, mevcut muhalefeti dizayn etme çabalarının da başarısızlığa uğraması neticesinde Esad rejiminin devamından yana tavır almıştır. Bugün Suriye'de hala bitmeyen savaşın en önemli nedeni Amerika'nın bu tavrıdır. Eğer en başından itibaren söylediği şeyin arkasında kalsaydı bugün Esad diye bir şey olmayacaktı. Ama bunu anladı ki İslam'dan başka Suriye'de hakim olabilecek bir insan portföyü yoktur. O halde dedi ki Beşar kalsın. İslam gelirse bizim işimiz yaş, tıpkı Mısır'da olduğu gibi. Mısır'da İhvan'ın gelmesinin kendi sonlarını hazırlayacak bir etki yapacağını anladıkları için ard arda birbirini tetikleyen bir devrim sürecine doğru gideceğini anladıkları için Suudi Arabistan'ı da tahrik ederek oradakini, direnişi, oradaki yükselişi, oradaki devrimi akamete uğrattılar. Suriye'de de aynı durumu gördükleri anda orada da düğmeye bastılar maalesef ve orada da şu andaki kanın, gözyaşının sebebi bu durum. Gerek mezhepçi fanatizmin yönlendirmesi, gerekse ideolojik körlüğün etkisiyle Esed rejimini emperyalist odaklara karşı bir direniş gücü olarak görme ahmaklığına düçar olmuş çevreler ısrarla, İnatla anlamak istemeseler de Amerika'nın tavrı hep Suriye'de İslami bir iktidarı engellemeye yönelik olmuştur ki bütün dünyada da Amerika'nın bu keskin dönüşümlerinin arkasında bu yatmaktadır. Belli bir zaman önce İran'da bir İslami yapının olduğunu düşündüklerinde Hümeyni'de, çünkü bu biraz da olsa mevcuttu bugünkülerle kıyaslanmayacak ölçüde. O korku bile onları kaç yıl Amerika'yı, Avrupa'yı büyük bir şekilde İran'a karşı tedbir almaya itmişti. Bugün anladılar ki İran'da söylenen, yapılan hiçbir şey onların korktuğu gibi değil. Bu İran'daki, bu anda, şu andaki yöneticilerin hiçbirinin İslam gibi bir dertleri yok. Tamamen Fars kültürünü hakim kılma, Şii inancının sapkın biçimiyle aktif hale getirilmesi olduğunu anladılar ve buradan da bir mezhep savaşı çıkarma gücünü kendilerinde olduğunu anladıkları anda İran'ı hemen kollarının altına aldılar, beslemeye başladılar ve kullanışlı bir aktör haline getirdiler. İşte bugün Amerika'nın tavrı tam anlamıyla budur. Suriye'deki kandan beslenen Amerika'nın da en büyük geri adımının arkasında yatan da budur. Tabii bilhassa Libya, Mısır'da yaşanan gelişmelerin de uyandırdığı tedirginlikle İslami kadroların hakim olmasındansa Esed rejiminin iktidarını sürdürmesinden yana tavır belirleyen Amerika'nın bu yaklaşımının Esed rejimini daha da arsızlaştırdığı ve acımasızca sürdürdüğü katliamlara hız kazandırmasına yol açtığını bilmekteyiz. Tabii bu olgu en net biçimde Ağustos 2003'te Doğu Guta'da işlenen kimyasal katliamla birlikte ortaya çıkmış. Kırmızı çizgi vurgusuyla açılan gündem, kimyasal stokların imhası anlaşması neticesinde
Esed rejiminin partner konumuna oturtulmasıyla sonuçlanmıştır. Suriye'de insanlık vicdanını kanatan zulümler karşısında her defasında Amerika ve Batılı müttefikler Rusya'nın vetosunun ardına saklanmışlardır. Oysa Rusya vetosunun gerçekte Amerika için engel değil, bir mazeret, bir bahane işlevi gördüğü o kadar açık ki bugün IŞİD'in arkasına gizlenip bütün Batılı güçlerin Suriye'de pervasızca yaptıkları şey de bundan farklı bir şey değil. IŞİD'i kullanışlı bir koz olarak hepsi kullanıyor. IŞİD adı altında oradaki Esed'in karşısındaki bütün güçleri yok etme noktasında hareket ettiklerini görüyoruz. Tüm bu manzara bize küresel egemenlerin Suriye'de muaruz konumunda olmadıkları, bilakis adeta bir görev paylaşımı içinde hareket ettiklerini göstermekte. Suriye'de Rus ordusunun yoğun bombardımanları başladığında İslami hareket karşısında emperyalistlerin ittifak içinde oldukları gerçeğini idrak etmekten uzak bazı aklı evveller Amerika'nın muhalifleri Rus jetlerine karşı uçak savarlarla destekleyeceğini ve Rusya'nın yıpratılma sürecine sokulacağını iddia etmekteydiler. Aradan geçen bunca zamana rağmen bu tür bir adımın atılmamış olması küresel egemenlerin ihtilaf değil İttifak içinde olduklarını göstermiyor mu? Bugün Rusya ile Amerika'nın anlaştığının bir göstergesinden başka bir şey değil. Maalesef burada Türkiye'de ciddi anlamda bir kazık yemiş bulunmakta. Amerikan ve emperyalist güçler tarafından ve söylediği hiçbir şeyin gerçekleşmediği, bütün samimi gayretine rağmen, kanın dökülmesini engelleme girişimlerine rağmen o ülkelerin, emperyal güçlerin kendi menfaatlerine aykırı gördükleri durumun gerçekleşmesinden dolayı Türkiye'nin hiçbir projesine destek vermediklerini görüyoruz ve ısrarla bu şekilde davrandıklarını görüyoruz. İşte bu Cenevre görüşmeleri de tam bu durumda güzel bir örnek. Suriye halkının İslami direnişini ağır bedeller ödeme pahasına koruduğu özgür iradesini baskı altına alma, yönlendirme, biçimlendirme noktasında bir mutabakat göze çarpmakta. Geçiş süreci ifadelerle Esed rejiminin ömrünün uzatılması konusunda küresel güçlerin ittifak içinde olduğunu görülmekte aslında. İslami direniş güçleri ise bir açmaza sokulmaya çalışılmaktadır. Eğer Cenevre sürecini reddedecek olurlarsa uzlaşmaya yanaşmayan radikal hatta terörist suçlamasıyla yaftalanacaklar, kabul ettiklerinde ise Esed'li formüllerin dayatılmasına maruz kalacaklar. Bunun bir adım sonrasında ise içeride muhalif yapıların birbirleriyle karşı karşıya gelmesi. Suriye direnişinin bilhassa son aylarda Rusya'nın aralıksız hava saldırıları nedeniyle zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiği malum. Bu şekilde ağır bir yıkımla yüz yüze kalan İslami güçlere Cenevre ile birlikte uzlaşma dayatılmaya çalışılıyor. Esed'li formülleri kabullenmeleri için baskılar arttırılıyor. Rusya'nın saldırıları hizaya getirmeye yönelik bir sopa işlevi görüyor. Bugüne kadar çok ağır bedeller ödeyen oradaki gerçekten samimi Allah'ın kitabından haberdar müminlere ise herhalde bu aşamadan sonra direnişten başka bir alternatifin kalmadığını görmekteyiz ki bu böyle olacağı da benziyor. Rabbim orada sadece Allah için Allah'ın nizamını hakim kılma adına hareket eden ve vatanını korumak için emperyalist güçlere karşı çoluğunu çocuğunu evini barkını toprağını korumak için mücadele eden imanlı kardeşlerimize Rabbim yardım etsin ve onların durumuna Türkiye'de bizim düşmemizi dünyanın belli noktalarındaki Müslümanların da aynı pozisyona düşürülmesini engellesin Rabbimiz. Bu şekilde olayı anlamak ve görmek durumundayız. Aksi takdirde Batılı güçlerin oyununa gelmiş insanlar haline geliriz. Tabii ki bu arada Suriye'nin içinde Amerikan ve emperyal güçlerin Müslümanları birbirine sokma, oradaki muhalif güçleri birbiriyle savaştırma taktiklerinin de her zaman olduğunu bilmeliyiz, uyanık olmalıyız. Evet kıymetli dostlar, şimdi kısa bir ara verelim, inşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.
Geçmişin aynası kısa bir aradan sonra devam edecek. Geçmişin aynası devam ediyor. Evet kıymetli dostlar, geçmişin aynası Suriye'deki son durumu ele aldığımız programımızla program başlığımızda. Tabii bugün Suriye'de gelinen noktada Esed rejiminin kurulduğu andan itibaren Müslüman halka yaptıklarını ve devrimin bu şekilde en son 5 yıllık sürecinde Suriye devrimini anlatan Zeynep Sevra'nın belirtmesine göre mesela diyor ki Suriye devrimi başlayalı henüz 6 ay olmuştu. Şam'dan gelen bir abla ile devrim üzerine konuşuyorduk. Resmi olmayan şehit sayısının 15 bin olduğunu söylemişti o tarihte. Suriye'nin her yerinden özgürlük diye haykıran insanları rejim gözünü kırpmadan öldürüyordu. Altay için çok fazla şehit olduğunu söylediğimde şunları söylemişti. Suriye halkı 20 milyon, biz 1 milyon şehit vermeye hazırız. Geriye kalan 19 milyon özgür olarak yaşar bari. Suriye devrimi 4. yılını geride bıraktı. On binlerce şehit, yaralı, yetim bıraktı. Milyonları geçen mülteci var. Şam'ı Addamiye'den bir Suriyeli ile konuştum. 4 yıl geçti, eviniz yıkıldı, akrabaların şehit oldu, mülteci durumuna düştünüz. Suriye her gün yeni bir acıyla karşılaşıyor. Peki hiç devrimden önceye dönsek dediğin oldu mu? Devrim başlamasaydı dediğin oldu mu diye sordum. Kesin ve kararlılıkla, hayır, asla.
Biz milyonlarca şehit verdik ama devrim ile özgürlüğümüze kavuştuk. Hiçbirimiz devrim öncesine gitmek istemiyoruz dedi. Suriye'deki şehitlerin kanları inanıyorum ki yeni nesil yeni neslin yeşertecek ve o topraklara bereket verecektir. Esad rejiminin yaptığı zulüm ve baskıları Suriye halkının onurlu direnişini tarih sayfaları elbette yazacak. Bize düşen ise zalime karşı daima mazlumdan yana olmak. Suriye direnişi Müslümanlar arasında kimilerinin gerçek yüzünü gösterdi. Siyasi çıkarlar uğruna Müslüman kardeşlerinin kanını hiçe sayan insanları gösterdi hepimize. Gerçek ümmet olmayı, direnişi, özgürlüğün kıymetini ve gerçek bir devrimin nasıl olacağını da gösterdi. Suriye halkı bu kadar acısına rağmen her zaman ''Ya Allah, menne gayra ya Allah, ey Allah'ım, senden başka kimsemiz yok.'' diye haykırdı. Belki 1 milyona ulaşan şehit sayısı, varil bombaları ile uzuvları kopan, vücutları paramparça olan yaralılar, yetim çocuklar, kimsesizler, yurtlarından sürülenler, bu kadar acıya rağmen dik durabilmeyi öğretti onlara. Suriye Savaşı sadece Suriye halkının imtihanı değil, hepimizin bir imtihanı. Bu bilinçle hareket ederek imtihanı kazanmak için gayret göstermeliyiz. Suriye halkına maddi olarak gücümüzün yettiğince destek olmalı, onların seslerini başkalarına duyurmalı. Bize muhacir olarak gelen kardeşlerimiz en iyi şekilde ensar olabilmeliyiz. Hem maddi hem manevi olarak yaralarını sarabilmeliyiz. Ve en önemlisi dualarımızla Suriye ve diğer mazlum ülkelere yer ayırmalıyız. Rabbim en kısa zamanda Suriye'nin özgürlüğünü ve Esad'ın düştüğünü bütün Müslümanlara göstersin ki, çünkü bu şundan önemli kıymetli dostlar. Bunun arkası, hani Suriye ile ilgili bir anekdotta okumuştum. Iraklılar savaş sonucunda Suriye'ye geldiklerinde Suriyelilerin kendi aralarında konuştuğunu naklediyordu. İşte Iraklılar geldi, Suriye mahvoldu. Bunlar geldi, kiralar yükseldi. Bunlar geldi, dilenciler arttı. Asayiş olayları fazlalaştı. Hırsızlık arttı şeklinde yakarışları olduğunu söylüyordu yazıda. Ama bugün de Türkiye'de veya Ürdün'de, Lübnan'da Suriyeli mültecilerin olduğu duruma aynı tepkiyi veren insanların olduğunu duyuyoruz. Bu Suriyeliler geldi, bizim düzenimiz bozuldu. Halbuki o Suriyeliler gelmeden önce 500 liraya verdiği evi 1000 liraya kiraya veren insanların olduğunu da duyuyoruz. Oturulmayacak izbe yerlerin belki 100 lira verilmeyecek yerlere 300 lira 500 lira istenildiğini de biz bu ülke insanından görüyoruz. 1,5 bin 1500 liraya çalıştırılan iş yerlerinde haftalık 100 liraya çalıştırılan Suriyelileri biliyoruz biz. Bunları hesaba kattığımızda Rabbim Suriyelilerin Iraklılara söylediğini Türkiyelilerin Suriyelilere söylediği şekilde gerçekleştirmemesi, Rabbimizden bunu dilemeliyiz ve aynı duruma bizim de düşmemizi engellemesini dileyelim Rabbimizden. İçimizdeki beyinsizler yüzünden Rabbimizin bizi helak etmemesini temenni edelim. Çünkü bu gerçekten de bizi biraz daha insani olarak gerçeklerle yüz yüze getiren bir şey olmuştur ki 3 milyon insanın bir ülkede bulunması ve bu ülkenin gerçekten de büyük bir bunalım yaşamaması da bizim kadir şinaslığımız, misafirperverliğimiz ve İslam'ın bizim toplumumuza kazandırdığı iyi hasletler olarak bakmalıyız buna. Ve gerçekten de bunu da büyük bir şekilde gerçekten de övgüyle söylemek lazım. Türkiye'de, Türkiye halkı Suriyelilere bakışı dünyanın baktığı gibi değil. Avrupa'ya toplam bütün Avrupa'nın hepsine 700-800 bin göçmen gittiğinde bütün Avrupa'nın nasıl ayağa kalktığını, o gelen insanların kollarındaki bileziklere kadar bütün paralarını teslim ederek onları teslim alarak onları ülkelerine kabul ettikleri sınırlı sayıda insanları kabul ettikleri ülkeler biliyoruz biz. Onun için bu mesele bizim için bir belki hayırdır. Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. Sizin şer gördüklerinizde hayır, hayır gördüklerinizde şer olabilir. Onun için bu şekilde bakmamız gerekiyor. Tabii Suriye'de mücadele eden gruplardan bir diğeri ise Nusret Cephesi. Tabii Nusret Cephesi'nin
mücadelesinin Suriye ve oradaki halklar arasında olumlu karşılandığını ve gerçek anlamıyla onlara ciddi yardımlar yaptığını biliyoruz. Geniş alanları etki altına alıp oradaki halka iyi davrandığını görüyoruz. Tabii ki Nusret Cephesi muhalif gruplar arasında da çatı görevi gören bir grup. Batılı analistler ve Batı ülkeleri bu gruptan ciddi anlamda çekincelerini öne sürüyorlar ve bu grubun ileride kendi başlarına bela olabileceğini düşündüklerini söylüyorlar. Afganistan, Somali, Yemen gibi ülkelerde ivme kazanan El-Kaide'nin Suriye'de bulunan grupları olarak değerlendirilen Nusret Cephesi'nin başa çıkılmaz bir tehlike olarak önlerinde durabileceğini, onun cephesinde savaşan batılı savaşçıların ülkelerine dönmesi halinde ciddi tehlike arz edeceğini düşünüyorlar. Tabii ki bunun halkın bakışı ise bu duruma gerçekten de mutluluk verdiğini söylüyor. Hatta yakın zamanda Ürdünlü bir pilotun onların içinde esir kalarak geçirdiği zamana bütün muhabirlerin ısrarla onları kötüleme çabalarına rağmen onun Nusra cephesinden övgüyle bahsettiğini ve bu şekilde onu övgüyle andığını bilmekteyiz ve görebildiğimiz kadarıyla da Nusret cephesi Suriye'deki muhalif gruplar içinde İslami hassasiyeti ön planda olan Ahrar-ı Şam'la beraber bir grup ve bu hassasiyeti de insani İslami hassasiyetini de son derece koruyarak adaletten şaşmadan zulme fazla zulümle adı anılmadan bugünlere kadar gelmiş bir yapı olarak önümüzde durmakta. Bu da o grubun neden özellikle yaftalanmak istediğini de bize gösteriyor. Tabii Esed'in yanında yer alanlar ise Esed'in gücü Suriye'de 2009 yılında 325 bin kişi dolayındaydı ordunun gücü. Bugün yaklaşık 100 bin civarında bir askeri birliğe sahip olduğunu tahmin edebiliriz ama hiçbir gücün oradaki sayısıyla ilgili verilen bilgilerin sağlıklı olmadığını da söyleyebiliriz. Esed'in uçakları olan tek Suriye'deki güç olduğunu, özellikle Rusya'nın da meseleye dahil olmasıyla ciddi anlamda hava kuvvetine sahip tek güç olduğunu, vur kaç taktiğiyle mazlum halkın üzerine bomba yağdırdığını bilmekteyiz. İran rejim karşıtı ayaklanmaların başladığı 2011 yılından bu yana Esed rejimini destekleyen bir durumda. Komşu ülke binlerce askeri, özellikle de devrim muhafızları ve paralı askerleriyle Suriye'ye adeta çıkarma yapmış durumda. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Safvan Mistura, İran'ın Esed'i desteklemek için yılda 6 milyar dolar harcadığı tahmininde bulundu. Diğer uzmanlara göre ise İran Esed rejimi için yıllık 20 milyar dolar dolayında harcama yapıyor. Hizbullah da Şii milislerle yakın ilişkiler içinde oldukları İran'dan mali destek alıyor. Hizbullah milisleri Esed'i destekliyor ve rejim yanlısı gruplar içinde en büyük ikinci grup olarak mücadele ediyor. Rusya'nın da büyük bir askeri güçle İran'ın Suriye'nin yanında yer aldığını biliyoruz. Esed karşıtları ise Özgür Suriye Ordusu Suriye'deki muhalif gruplar tarafından halkın korunması amacıyla kurulmuştu ve onun da belli bir zaman sonra istediği noktada olmadığını ve Suriye'deki İslami hassasiyeti olanların ondan adı ÖSÜ olarak duyurulan birçok grubun belli bir zaman sonra ondan ayrıldığını biz görmekteyiz, bilmekteyiz. Çünkü devrim sürecinden dolayı ilk başta Esed'i ortadan kaldırmaya hareket eden güçlerin belli bir zaman sonra kendi bildikleri doğrultuda hareket ettiğini biz bilmekteyiz. Tabii bu gruplar 2011 tarihinde Riyad el-Esad liderliğinde kurulmuştu bu grup. Siyasi kanadı Suriye Ulusal Konseyi'ydi ve ona bağlıydı. Bunun dışında rejime karşı mücadele eden pek çok grup bulunmakta. Şuna dikkat etmek gerek, belki Özgür Suriye Ordusu bir çatı isimlendirme, tek başına bir grup değil.
Bu ismin altında irili ufaklı muhalif yüzlerce grup var. Tabi bunların içinde en önemlisi Nusret Cephesi, demin söylediğimiz gibi. Yani Nusret Cephesi'ni de içine alan İslami cephe diyebiliriz buna. Muhaliflerin durumuna karşılık rejimin bu kadar uzun ayakta durmasının en önemli sebebi de demin söylediğimiz gibi tam rejimin düşme noktasına geldiği anda Rusya'nın, İran'ın, Hizbullah'ın meseleye el atması durumu ortaya çıktı ve o aşamadan sonra bugünkü duruma gelindiğini söyleyebiliriz. Tabii Suriye haritasına şöyle bir baktığımızda Suriye'nin Orta Suriye ve Doğu Suriye'de tamamıyla IŞİD'in hakim olduğunu ve IŞİD'in de bugün emperyal güçlerin bir paravan örgütü haline getirildiğini, belki ilk baş çıkış aşamasında bunlar olmasa da bugün herkes yapmak istediği şeyleri yapabilmek için IŞİD'i bahane koz olarak kullanarak Suriye'de bir harekete geçme giriş olarak IŞİD'i kullandığını, oraya girmenin bir bahanesi olarak IŞİD'i kullandığını biz görmekteyiz. Bugün IŞİD'e müdahale etme bahanesiyle Suriye'ye giren Rusya'nın müdahale ettiği yerlerin %90'ının IŞİD'in hakim olmadığı bölgeler olduğu gerçeği de gün gibi ortada. Bu durumda Suriye'de Rusya'nın neden bulunduğunu açıklıyor bize. Suriye'de Rusya tamamıyla Esed'i ayakta tutmak üzere bulunmakta. Asla da IŞİD'le ilgili bir kaygı gözetmemekte. Bunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü dünya siyasetindeki bu durumu bilmeden insanların hepsinin orada belki onlarca yüzlerce grubu bilmeden rastgele konuştuklarını biz görmekteyiz. Bu da ciddi anlamda meseleyi sulandırmakta. Son aylarda Suriye'nin ikinci büyük şehri olan ve Halep şehrinde yoğunlaşan rejimle muhalifler arasındaki çatışmalar, kritik öneme sahip Halep'in düşmesi Suriye devrimi için vurucu bir darbe olma özelliği taşıyacağı için muhalifler ne pahasına olursa olsun Halep'i rejimden korumak için var güçlerle mücadele ediyorlar. Bu gruplar arasında İslam Cephesi, Hareketi, Hazım, Ceyşül Muhacirin vel Ensal, Fecrü Şam, Hareketi Nurettin Zengi, Ceyşül Mücahidin gibi birliklerin olduğunu biz bilmekteyiz. Ve tabii ki bunun dışında belli noktalarda Türkmenlerin de Suriye'nin özellikle Türkmen Dağı bölgesinde yer aldıklarını ve ilk başlarda kendilerini biraz savaşın gerisinde tutmaya çalışsalar da rejim güçlerinin onların üzerine fütursuzca saldırı düzenlemelerinin ardından onların da harekete geçtiklerini biz görmekteyiz, bilmekteyiz ve bundan dolayı da onlar da silahlı güçler haline bugün geldiler. Bu da onların belki kendilerini ifade etmesi açısından önemli. Tabii bazı insanların orayı ifade ederken oradakiler de bilmeden hareket ettikleri ve belli bilgi kirliliğinde hareket ettiklerini söylüyor. Mesela Nevzat Çiçek yazısında diyor ki Suriye'de ne olup bitiyor? Özgür Suriye ismi bütün Esad karşıtlarına verilen genel bir isim olsa da bütün silahlı gruplara verilen bir isim dersek yanlış yapmış oluruz. İlk başlarda Esed'in emirlerini dinlemeyen askerlerin oluşturduğu gruba Özgür Suriye Ordusu ismi verildi. Burada yer alan kişiler ilk başlarda halkını öldürmek ve bombalamak istemeyen ki askerlerdi. Daha sonra ise Esed'e karşı olanların sembol ismi haline geldi Özgür Suriye ismi. Ancak Suriye'de direniş yaygınlaşınca çok farklı grup ortaya çıktı ve bunların yaptığı bütün operasyonlarda Özgür Suriye adına yazıldı. Ancak şimdi her grup kendisi yaptığı operasyonlarla öne çıkıyor. Şu an Suriye içerisinde sahada çarpışan 3 tane büyük grup olduğunu biz görmekteyiz. Bunlardan birisi İslami Özgür Şam Hareketi. Suriye İslami Cephesi'nden Ahrar-ı Şam Tugayları, El-Fecrül İslami Hareketi, Et-Taliatül İslamiye Cemaati ve İmanül Mukalite Tugayları yakın zamanda birleşerek Ahrar-ı Şam El-İslami Hareketi adı altında tamamen yeni bir birliktelik kurdu.
Bu grupların kendi alt grupları var. Konfederasyondan konfederasyon yapısına geçtiklerini söylersek belki daha net anlaşılır diyor. Türkçe İslami Özgür Şam Hareketi olarak adlandıracağımız bu şemsiye grubun yaklaşık 20 bine yakın silahlı mücahidi bulunuyor. Bu grubun askeri kanat sorumlusu Ebu Talha öne çıkarken dış ilişkiler sorumlusu olarak Muhammed Mustafa Absi ve Şeriat Mahkemeleri Başkan Yardımcısı olarak da Ebu Salim ön plana çıkıyor. Bu grup Hatay Cilvegözü sınır kapısını da elinde tutan grup. Patlamanın, Türkiye'de olan patlamanın olduğu gün orada bu grupla yapılan röportaj dolayısıyla bulunduğunu da belirtiyor Nevzat Çiçek. İkinci grup ise Suriye Özgürlük Cephesi. Suriye direnişinde aktif olarak yer alan diğer grup Suriye Özgürlük Cephesi. Bunun da 13 ila 15 bin arasında silahlı mücahidi var. Faruk Tugayları, Şam Kartalları, Hak Tugayları gibi grupların oluşturduğu bu grupların içerisinde mantığı birbirine yakın grupların birlikteliğini görüyoruz. Bu grubun gerek Nusret Cephesi'nden gerekse İslami Özgür Şam Hareketi'nden amaç olarak pek farkı yok. Hepsi de Suriye'nin özgürlüğü için mücadele ediyor ve mantığı yakın olan gruplar. Diğer cephe ise demin söylemiş olduğumuz gibi Nusret Cephesi. Nusret Cephesi kadrolarının birçoğu Ebu Musab Zerkavi'nin cihat ağından geliyor. 2000'lerde kurulan bu ağ 2002'de Bağdat'ta Zerkavi'nin Afganistan'dan İran yoluyla gelişinden sonra sağlamlaştı. 2000 yılında Zerkavi ile birlikte Herat'ta bulunan Suriyeliler Suriye ve Lübnan'da şubeler açmak için gönderilirken Zerkavi Irak'tan grubu kontrol ediyordu. Bu cihatçılar Suriye'de potansiyel savaşçıları Irak'a göndermek için misafir evleri kurdular ve altyapıyı geliştirdiler. Nusret stratejileri çok sayıda isyan ve silahlı mücadele stratejisine hakimdirler ve çok gerilla savaşı, asimetrik savaş ve düşmanı uzun bir savaşa çekerek yıpratma taktiklerinden etkilendiler. Grubun stratejisi 4 farklı etkiyle şekillendi. Dini söylemlerin yorumlanması, Irak'tan alınan dersler, Arap Baharı ve uluslararası camia ile karmaşık ilişkiler. Diğer grup Tevhid grubu Suriye'deki en etkili direniş gruplarının başında geliyor. Sayıları 10 bin civarında. Bu grubun içerisinde Suriye'de yaşayan Kürt grupları da bulunuyor. Dera ve Halep'te oldukça etkin. Özgür Suriye Ordusu ise Suriye'de direnişin ilk başlarından itibaren halka karşı savaşmak istemeyen askerlerin kurduğu yapıydı. Bu yapı ilk başlarda genel birlikteliği temsil ediyorken şimdi bu grupların kendi oluşumlarını oluşturmalarıyla beraber Esed'in ordusundan ayrılmış askerlerin elinde kaldı. Sayıları 7 ila 10 bin arasında değişen bir grup ama kamuoyunda en fazla tanınan grup bu. Tabi bunun dışında kasaba ve köylerdeki küçük grupların olduğunu da söylemek gerekiyor. Ardından PYD'nin durumunu da biraz önce ifade etmiştik. Türkmen Tugayları ise Suriye'de Türkmenlerin birçok direniş grupları olsa da Fatih Sultan Mehmet ve Sultan Abdülhamit, Nurettin Zengi ve Selim taburları öne çıkıyor. Türkmenler Suriye'de Esed rejimine karşı savaşırken bir kısmı da PYD'ye karşı bulundukları bölgeleri çatışmadan asayişi sayılıyor. Türkmen savaşçılarının sayısı ise yaklaşık 10 bin civarında. Bu sayılar artıp eksilme gösterebiliyor. Diğer bir grup ise muhacirler olarak ele alınan Suriye'deki Suriye'nin dışından gelen gruplar. Bunlar başta Çeçenler, Kafkas Halkları, Özbek, Tatar, Türk unsurları gibi gruplardan oluşuyor ve Suriye'de sayıları 70 bin ila 100 bin arasında değişen direniş grupları işbirliği yapmaktan çekinmedikleri gibi sınırlı sayıda olan cephaneliklerini de hedefe göre ortak hareket ettirebiliyorlar ki son günlerde işte El Aziz'in kurtarılması amacıyla El Nusret cephesinin ciddi anlamda belli operasyonlar yaparak Türkiye ile muhaliflerin bağını kesmeyi engellediğini de biz buradan söyleyebiliriz. Evet kıymetli dostlar, yani Suriye'de savaşan gruplar tabii ki daha küçük gruplar da var ama önemli olan bizim bilmemiz gereken şu anda Suriye'de dünyanın Çanakkale'yi andıran bir durumu ifade ettiğini söyleyebiliriz.
her biri farklı milletten, hani Mehmet Akif'in kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela dediği, Çanakkale şiirinde ifade ettiğim Müslümanların karşısında değişik ülke topraklarından gelen ajanların, Rus, İngiliz, Fransız ajanların, yine Afganistan'ın belli bölgelerinden getirilen Şia'nın sapkın gruplarının Suriye'de Nusayrilerle beraber hareket ettiğini ve binlerce insanın acı, gözyaşı, kan içine soktuklarını söyleyebiliriz. Yani kısacası Suriye bugün dünyada bir yeni bir Çanakkale'nin sancısı ve Çanakkale'nin de Birinci Dünya Savaşı olduğu gerçeğinden hareket edersek belki de bir dünya savaşı patlaması öncesinde olduğunu gösteren bir durum. Olayın daha da yakından anlaşılması için daha detaylı okumalar yapmak belki gerekiyor. Ama şunu söyleyebiliriz belki kısaca: Suriye'de Müslüman halk ölmekte, Suriye'de İslami hassasiyeti olan insanların ciddi anlamda bir mücadeleleri söz konusu ve bu mücadelelere de karşı gelen bir tane güç değil, bütün bir dünya var. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor ve bugün Türkiye'de ve dünyada planlanan büyük oyun ise anladığımız kadarıyla bir Sünni-Şii savaşı çıkarma amacını gerçekleştirme yönünde bir gayret olduğunu, böyle bir planın olduğunu, bu plana da Müslümanların düşmemesi gerektiğini, çünkü o aradan yine yükselecek olanların batılı emperyalist güçler olduğunu, Müslümanlara her türlü sıkıntıyı bu süreçte de yaşatacağını görüyoruz. Müslüman uyanık olmalı, ısırıldığı delikten defalarca ısırılmamalı ve dünyayı biraz da objektif bir biçimde başına örülmeye çalışılan belaları, dolapları da anlayarak kavramaları gerektiği üzerinde yoğunlaşmalı ve birlik olma zorunluluğu ortaya çıkmalı Müslümanlar arasında. Hep beraber hareket edildiğinde hiçbir gücün Müslümanların karşısında duramayacağı gün gibi ortada. Müslüman her durum ve şartta kendini ifade edebilmeli, kendi doğrularını Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'inde ifade ettiği şekilde ortaya koyabilmeli. Evet kıymetli dostlar, bir programımızın daha sonuna geldik. Gelecek hafta başka bir Geçmişin Aynası programında görüşmek üzere. Rabbime emanet ediyorum sizlere. Yahya Süleymanoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Geçmişin Aynası sona erdi.